herkes beni dinlesin. Şimdi buradan kalkıp hep beraber çakıl tarlaya okulun temelini kazmaya gidiyor. Yapma be Kezban yenge, bu soğukta temel kazmaya mı gidilir? Okulun her tarafı dökülüyor, tahmin edilecek yeri kalmamış. Siz burayı amele pazarı mı sandınız bayan pekmezci? Konuş Simetri. Köylüyü amele gibi kullanmaktan hakkınızda soruşturma. Ya saçmalama Kezban'ım, ne olursun. Üç kişiyle bu okul kazılır mı? Bu kış bu okul bitecek Salim. Gerekirse tek başıma ben kazanırım. Kezban! Kezban! Ana! Kezban yenge! Ana! Ana! Ne oldu sana, neyin var? Hiçbir şeyim yok yavrum. Hastaneye gidip muayene olacağım. Hastaneye mi? Ana! Ana! Anneme bir şey mi oldu yoksa? Onu da nereden çıkardın? Çok şükür annemiz çok iyi. Hiçbir şey yok, sen üzülme tamam mı? Kezban'ın göğsünde bir kitle bulundu. Doktor göğüs kanserinden şüpheleniyor. Ne? Kanser mi? Şşş, susun. Zaten kadın şok geçiriyor. Kezban yengenin ihtiyacı olan tek şey moral. Evet, düşünün bakalım. Kezban yengeyi en çok mutlu edecek şey ne? Burhan, oğlum ne yaparsan yap o kadın mutlu olmaz. Şimdi bütün aksili üstündedir, değil mi? Evet. Ya yine de bir şeyler yapmalıyız ama ne? Hala anlamadınız değil mi? Çok yerinde bir davranış. Temelini kazıyorlar. Artık ölsem de gözüm açık gitmeyecek. Aman Kezban yenge, o ne biçim söz öyle? Ülen, hep senin başının altından çıkıyor değil mi bunlar? Ne yaptım ki? Önemli olan okulun yapılacak olması. Burhan, bu akşam annenleri al bize gel. Niye ki? Sülbiye'yi istemeye. Ciddi mi söylüyorsun? Sayın muhtarım Kezban yenge, ziyaret misin sebebi? Sadede gel Bekir. Kezban zaten çok yorgun ama. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızını Sülbiye'yi oğlumuz Burhan'a istiyoruz. Versen mi vermesen mi? Beynim verme diyor. Ama yüreğim ver diyor. Hangisinin sesini dinlesem acaba? Vermeyecek. İyi. Öyleyse verdim gitti. Sen Kezban'a dua et. Hasta olmasaydı zor verirdi kızı sana. Bana bak Salih. Artık akraba sayılırız. Ben gılıbık dönür istemem ona göre. Heh. Sen dua et. Burhan size çekmemiş. Yoksa şu halinle sana kız vermezdim. Baba. Tekrar büyük geçmiş olsun Salih. Sağ ol Simetri. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun arkadaşlar. Bekir, şu şikayet dilekçesi bir türlü aklımdan çıkmıyor. Keşke vermeseydik ha. Şikayet dilekçesi mi? O da ne? Ne oldu doktor bey? Sonuçlar belli oldu mu? Sonuçlar belli oldu. Sonuç negatif. Negatif mi? Hı hı. O ne demek doktor bey? Yani Kezban Hanım kanser değil. Hiçbir şeyin yokmuş kız Kezboş. Hiçbir şeyin yokmuş. Hiçbir şeyin. Ne? Ne? Yalan söylüyorum. Şükürler olsun. Yemin ederiz ki doğru söylüyoruz. Allah! Adamın bir şey yokmuş. Hacer duydun mu? Adamın hiçbir şeyi yokmuş. Çak. Ölmeyeceğim mi? Sağlıklı mıymışım? Evet, sağlıklısın kardeşim. Hiçbir şeyin yok. Türk gibisin. Desene Juracı'nın oğluna boşuna verdim seni. Madem bir şeyim yok, o zaman ben de seni Burhan'a vermiyorum. Varsın Burhan'la evlenmeyeyim. Varsın kız kurusu gibi evde kalayım. Sen kurtuldun ya anacığım. Hacer! Hacer! Hacer!
Hacer gülümse. Aa, çekil git be. Sevgili Esenci halkı, sevgili konuklar. Sülbiş'in ve Burhan'ın nişan töreninde sizi de aramızda görmekten çok mutluyuz. Hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Şimdi yüzükleri takmak için kız kardeşim Kezban Hanım'ı davet ediyorum. Hey! Yaşasın. Gel canım. Bravo Kezban yenge. Artık yüzükleri takalım da hasretiniz bitsin. Silah var. Hacer'i kaçırsana. Ama. Ne diyorsun be? Hacer! 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 Ne yapıyorsun sen? Hacoş deli bu. Sağ solu belli olmaz. Bırak teyze ya. Bu deliden mi korkacağım? Ulan deli. Madem beni bu kadar çok seviyordun, tabanca alacağını iki tane yüzük alıp gelseydin ya burada nişanlansaydık ha? Sahi mi Hacer'im? Yüzükleri alsam benimle nişanlanır mısın? Tabii. Senden iyisini mi bulacağım? Ver şunu. Olmaz! Şeytan doldurur. Ah benim salak kafam nasıl oldu da Avni ile Cemile'ye uydun? Ne? Avni ile Cemile mi? Onlar bana akıl verdi. Böyle yaparsan Hacer ne alırsın dedi. Nerede o Avni denen hububat zararlısı tırtın? Kumazlara bak. Şimdi şuralarda bir yerde. Sıkışın aracım gitmiş numaracım. Hacer İşler. Al bunu. Al. Bekle beni. Ben yüzükleri alıp hemen gelin. Bekle beni. Dur. Ya gecenin bu saatinde kuyumcuyu nereden bulacaksın? Bekle sen sabah alırsın tamam mı? Aman. Bak bu aklıma hiç gelmemişti. Salak. Ver kızım tabancayı bana. Hadi Kezban. Bırak bunları da eğlenceye geçelim. Hadi canım sen yüzükleri tak. Gel. Muhtar kızı. Yani ben Kezban Pekmerci'nin kızı Sülbiye'yi... Ayıp oluyor ama Kezban, o benim de kızım. Yani benle Salim'in kızı Sülbiye'yi... sanatçı Türeci ailesinin siftici oğlu Burhan'a nişanlıyorum. Hayırlı olsun. Hey, bravo, bravo. Bravo. Ben dayanamayacağım şimdi ağlayacağım. Ya sen niye ağlıyorsun kadın? Niye ağlıyorsun? Kız anası ağlar. Sen oğlan anasısın. Damat anasısın. He. Sahi ya. Oğlan bizim. Oğlan kız bizim. Oğlan sen nasılsın? He. Hayrur. Bu Hamide karısı beni çatlatmak mı istiyor? Aman boş ver sen onu. Eğlenmene bak kız. Yalla. Gel.
sıra bende kızım. Harika görünüyorsunuz. Seni tebrik ederim. Gel. Hadi oraya. Günaydın Hacer. Abla, hayırdır, nereye böyle süspüs? Aa, yok canım. Ne süsü? Her zamanki halim. Hayrola, nereye gidiyorsun? Burhan'la buluşmaya gidiyorum. Ha, Burhan'la. Bir yüz görümlüğü verirsin artık. Rüşvet'in adı yüz görümlüğü mü oldu şimdi? Rüşvet'in bin bir adı var. Yorumu açık, istediğini söyle. Hadi canım ablacığım, pamuk eller cebe. Kusura bakma Hacer. Kuruş alamazsın. İyi, ben de Burhan'la buluşacağını anama söylerim. Sen bilirsin, bana göre hava hoş. Kız salak. Biz Burhan'la yarı evli sayılırız. Ah canım kardeşim, para için kendine başka bir kaynak bulsan iyi olur. Bay bay. Desene bir kazanç kapısı daha kapandı. Allah'ım, ben kimden rüşvet alacağım şimdi ya? Üf ya. Ne oluyor? Ne bağırıyorsun lan deli? Bana biraz para deri. Hayda. Ben de para ne gezer? Deli. Bak bir daha bana deli dersen seninle küserim Safer. Ben bugüne bugün Hacer'imle nişanlanıyorum. Kendine gel bakayım hadi. Gel 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 oğlum gel Erçek. Gel yavrum gel, ben sana para vereyim gel. Gel gel yavrum, al Erçek'im. Hadi yavrum, al çocuğu. Sen çocuk mu kandırıyorsun Bekir'im de? Bu paralar artık geçmiyor. Hem bana daha çok para lazım. Ne çen lan o kadar parayı? Yüzük alacağım, yüzük. Hacer'imle nişan yapacağım. Bana bak. Bir daha kızım Hacer'in adını ağzına alırsam fena yaparım ha seni. O artık senin kızın değil Salim'in de. O benim nişanlım. Ya biri sustursun şu deliği, fena yapacağım yoksa ha. Sus. Aşk olsun Salim emme. Bana deli demeyeceksin. Ne diyeceğim? Bana damat diyeceksin. Damadım diyeceksin. sahi Bekir emme. Sen 40 yıllık evlisin Hamide yengemle. Artık kardeş ülken gibi oldunuz. Ver şu yüzüğü, ver ver. Bana baksana, bir çarparım görürsün gününü. Ya bu köyde delilerle meşhur olacak ha. Deli Ayrış, deli Kezba, deli Ercep, deli Simetli, deli deli deli. Ayıp oluyor ama Bay Bekir, yazık. Simetli abi, sen bana para ver. Dolar, sterlin, avro, dolar. Deli olma Recep. Hacer seni yatıştırmak için öyle söyledi kerata. Tamam tamam, siz beni kandırıyorsunuz. Ben Alyans'ı da alacağım, Hacer'imi de alacağım, nişan da yapacağım. Zülbiyem, nişanlandığımıza hala inanamıyorum. Ben de Burhan, ama bu sefer şeytanın bacağını kırdık galiba. Öyle mutluyum ki anlatamam. Ben de. Tabii annenin hastalığı olmasaydı biz zor nişanlandık. Ne olur o konudan bahsetme Burhan. Aklıma geldikçe çok üzülüyorum. Haklısın Sülbiye. Hemen düğün hazırlıklarına başlasak iyi olacak Sülbiye. Dur canım. Önce nişanlanmanın keyfini yaşayalım. Evliliği sonra düşünürüz. Hazır Kezban yenge insafa gelmişken bir an önce düğünü yapalım. Bu yaza kalmaz evleniriz Burhan'ım. Kendimi rüyada gibi hissediyorum. Gördüklerim rüya değil değil mi Sülbiye? Bilmem. Kontrol edelim. Etimi koparsaydın bari. Delirdin mi? Sen ne yapıyorsun be? Sadece çimdik dedim. Senin de canın amma tatlıymış ha. Tabii. Canı yanan benim. Sana göre hava hoş. Aa, Burhan, ne oluyoruz öyle? Evlenmeden bana bağırmaya başladın. Bak bir daha bağırırsan yüzüğü atarım, bilmiş ol. Hakikaten ne oldu bana böyle? Özür dilerim Sülbiyem. Boş bulundum. Ay, ay esas ben özür dilerim. Canını yaktım galiba.
Hakkını helal et Hamide teyze. Kız çocukluk etme, nereye gidiyorsun, otursana. Burhansız bir hayat bana cehennem gibi gelecek. Artık bu köyde kalamam Hamide teyze. Ağlama kız, beni de ağlatacaksın. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın Hamide teyze? Sevdiğim kişi sevmediğim kişiyle evleniyor. Buna yürek mi dayanır? Peki nereye gideceksin? İstanbul'a. Kız yoksa artist olmak için evden mi kaçıyorsun? Ne artisti Hamide teyze? Ben de bekar olsaydım, 15-20 yaş genç olsaydım seninle İstanbul'a gelirdim. Benim Türkan Şoray'dan neyim eksik? Seni güldürmek için böyle dedim kız, gülsene. İçim kan ağlarken nasıl gülerim? Sana bir şey diyeyim mi? Oğlumun Sülbiye ile evlenmesini ben de istemiyorum. O çatlak Kezban Burhan'ıma kaynana olacak diye gözüme uykular girmiyor. Neyse, ben gideyim artık Hamide teyze. Bugün mü gidiyorsun kız? Yarın. Yarına daha çok var kız. Allah büyük, ne demişler? Gün doğmadan neler doğar. Kız Cemile, İstanbul'da sana çay kahve ikram ederlerse sakın içme. Televizyonda görmüştüm. Kızları kötü yola düşürmek için çaylarına hap atıyorlarmış. Dediğim kulağına küpe olsun. Hiç gülesim yoktu. Alem kadınsın vallahi. Güldüğüne göre bana bir kahve yaparsın artık. Kendine de yap. Bu defa ben senin falına bakarım. Hadi, hadi. Peki. Ne oldu lan gene? Hacer'le evlenmek için yüzsük parası istiyorum. Kimse tek kuruş vermiyor anne. İnsanlık öldürce vermezler. Dur bakayım. Ağladın mı sen? Yok bir şey lan. Erkek adam ağlar mı? Ağlamışsın, ağlamışsın. Seni çok iyi anlıyorum anne. Burhan Sülbiye ile evleniyor diye ağlıyorsun sen. Ne yapayım ya Hacer? Ne yaptıysam olmadı. Şu kıza bir türlü kendimi beğendiremedim. Ercep. Al lan şunu. Aman. Bu ne parası abi? Sülbiye ile evlenirsem bir yüzük alırım diye ayırmıştım ama kısmet sanaymış. Ben mutlu olamadım, bari sen mutlu ol. Ama başkasının mutsuzluğu üzerinde mutluluk olmaz ki. Al. Fazla konuşma da al şu parayı. Hadi koş. Ne alacaksan al. Sana çok üzülüyorum biliyor musun anne? Keşke köyde iki tane sülbi olsaydı. Birini de sen alırdın anne. Ercep, birileri Hacer'i almadın, hadi git. Olmaz! Hacer'imi kimse alamaz! O benim! Bu parayı da senden borç alıyorum. Nişandan sonra geri veririm. Tamam Ercep, tamam. Bekle beni Hacer'im! Ben geliyorum! Sakın bir delilik yapayım deme anne. Hadi bay bay! Hacer'im! 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 Cemuş'cum koşmadan oyna. Yavaş yavaş canım. Yavaş yavaş. Düşersin. Şuraya bak. Her yer çöp. Merhabalar. Simoş değil hanımefendi. Simetri. Bay Simetri. Aa, küçük bey, montunu ters iliklemişsin. İşlerinin ters gitmesini mi istiyorsun yoksa? Sen varken mümkün mü Simoş amca? Sağ ol, kurtardın beni. Simoş beyciğim, iyi misiniz efendim? Aa, bu ne hal delikanlı? Saçların dağılmış. Şimdi dağınık saç moda. Aa, senin sakalların da çıkmış. Sakallı. Tıraş olmalısın. Simoş'cum, Simoş yeter Allah aşkına. Ne güzel bir uçağın var. DC-10 mu? Geç bakayım şöyle. Tut bakayım. Ah. Hay Allah. Airbus çakıldı. Simoş Bey. Ne? Siz bugün ilaçlarınızı aldınız mı efendim? Hap hap diyorum efendim. Ah. Heh. İyi ki hatırlat. Aman Allah'ım, tam 2 saat 15 dakika geç kalmışım. Ah.
Hayruş Hanım, siz burada mıydınız? Buradayım ayol, nerede olacağım? Hadi Simetri amca. Cemal, hadi yavrum sen git yaşıtların oyna, hadi. Sizi gördüğüme o kadar çok sevindim ki. Ben de sizi böyle saatli gördüğüme çok sevindim. Hayruş Hanım. Buyurun efendim. Diyorum ki sizinle bir gün yemek yiyip tango yapsak. Ay tango mu? Ay nasıl olur acaba? Neden olmasın? Papatya gibisin. Gibisin beyaz ve ince. Eziliyor ruhum. Hadi teyze, okula geç kaldım. Yanıtınızı... Bir dakika Cemoş'cum. Sabırsızlıkla bekleyeceğim. İnşallah. Ben de tangoyu çok severim efendim. Oruvar. Oruvar değil. Hoşça kal. Hoşça kal. Bunlar değil Hacer, diğer dosyalar. Bunlar of ya, değil. Ne kadar çok evrak işi var burada ya. Hastalıkmış, nişanmış derken muhtarlığı boşladık kızım. Kolay gelsin. Oo, sağ kimler gelmiş kimler? Bu saatte nereden geliyorsun, taze gelin. Sana hesap mı vereceğim Hacer, sana ne? Ona değil ama bana hesap vermek zorundasın Sülbiye. Nereden geliyorsun bakayım sana? Nereden olacak ana, buranın yanından geliyor. Biz önce sen görürsün. Burhan'la mı buluştun sen? Yok ana, Burhan'la yolda karşılaştık biz. Aa, yalana bak. Sabah koşarak çıktı, ben gördüm. Bana bak. Kesin ya. Sen de sus Hacer. Tabii buluşacak. Nişanlısı değil mi? Ne? Ne? Artık nişanlısın kızım. Tabii ki buluşup konuşacaksın. Nişanlıyla buluşacağını haber verseydin akşama yemeğe davet ettiğimi söylerdim Burhan'a. Ana. Ne? Sen iyi misin? He. Ana, ben o zaman gidip bir koşu haber vereyim ha. Sen otur. Bir günde iki kere buluşmak olmaz. Kardeşin gitsin. Ben niye gidiyormuşum? Onun nişanlısı, o gitsin. Hacer. Çok konuşma da git hadi. Yürü. Hadi dedim. Sülbiye, sen de eve git, teyzenle beraber hazırlıklara başla. Hünerlerini döktür. Kayınbabanla kaynanan geliyor kızım. Nişanlını da unutma. Tamam peki. O zaman gidiyorum. Hadi Burhan'ın sevgisini kalbime gömdüm Hamide teyze. İnşallah aradığı mutluluğu o kız da bulur. Yeter ağladığın kız. Bak aklıma ne geldi. İstersen gelinim olabilirsin. Kuma olarak mı? Allah yazdıysa bozsun. Kuma değil kız. Madem gelinim olmak istiyorsun, gel seni Saffet'le evlendireyim. O da yer oğlum sayılır. Burhan dışında elime erkek eli değmeyecek Hamide teyze. Ne halin varsa gör o zaman. Yerinde olsam, hazır İstanbul'a gitmişken bir manastıra kapanır, ömrümün sonuna kadar rahibe olarak orada yaşardım. Bu dediklerini kavgada bile söylemezler. Aşk olsun kalbimi kırdın. Ne yapayım, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Saffet'ten iyisini mi bulacaksın? Geleceğin en meşhur rejisörü olacak ha? Merhaba Hamide teyze. Hoş geldin Hacer. Oturmaz mısın? Yok. Sağ ol. Ben komplocularla aynı yerde oturmam. Neyse. Akşam annemler sizi yemeğe bekliyor da ona haber vermeye geldim. Bu akşam mı? Ay bilmem ki, bir düşüneyim. Başka bir yere sözümüz var mı acaba? Aman Hamide teyze, seni gören de başbakanın karısı zannedecek. Her gece bir davetler, bir kokteyller falan. Aza karısı olmak da o kadar kolay değil. Bunun ne işi var burada? Burhan eniştemle Sülbi ablam evlenmesin diye büyü yapmaya mı gelmiş? Hamide teyzeyle vedalaşmaya geldim Hacer. Buradan gidiyorum. Ha canım. Seni özleyeceğiz desem yalan olur. İnşallah gittiği yerde sevgilisi olmayan birini bulursun. Bana bak Hacer. Ne oldu? Evimde kavga istemiyorum.
Ananlara selam söyle, akşama geliyoruz. İyi. Gelirken bunu da peşinize takmazsınız inşallah. İngiliz seteri gibi peşinizi bırakmıyor da. Hacer! Ne oldu? Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bekir, az daha unutuyordum. Hı? Akşama sizi yemeğe bekliyoruz. Bu akşam mı? He. İnsan bir hafta önce falan haber verir. Biz sanatçı bir aileyiz. Öyle randevusuz falan bir yere gitmeyiz. Of baba ya. Sen de her şeyi abartıyorsun. Evet, tamam doğru. Baba. Sağ ol. Akşama sağ ol, sizdeyiz. Yankör çocuğum. Gördü dayım babayı, unuttu öz babayı. Yazıklar olsun sana. Dur. Tamam hadi biraz oturayım bari. Hadi otur şöyle. Hadi. Akşam yemeğinde düğün tarihini saplarız artık. Bak elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Malum Kezban'ın sağa solu belli olmaz. Pat diye vazgeçebilir. Ulan ağzından yere alsın. Artık Salimlere iç güveysi olursun Burhan. Olmaz. İç güveysi olmaz. Yoksa bozuşuruz. Ev zaten kalabalık, bir de oğlumu hiç çekemem vallahi. Bak seni şimdiden istemiyorlar. Merak etme baba. Evlenince yeni bir eve taşınırız. Aferin. Doğrusu da bu. Ev ev üstünde olmaz demişler ne de olsa. Değil mi? Ay. Aman de benim güzel kızım neler yapmış. Ay, bir şey eksik değil değil mi? Her şey yerinde yavrum. Na. Nasıl olmuşum kızlar? Ay çok tatlı olmuşsun teyze. Ayrıl. Ablacığım sen iyice buladın galiba. Gelenler Sülbiye'nin dünürleri, senin değil. Ne var canım her zamanki halim. Biraz bakımlı olmak suç mu? Gören de eve kaymakam geliyor sanacak. Alt tarafı gıygıcılar geliyor canım. İnsanları aşağılamaktan vazgeçsene Kezboş. Gıygıycı mıygıycı ne var bunda? Onlar da insan değil mi Allah aşkına? Ay! Yeter ama ya. Bari bu akşam kavga etmeyin. Temizle orayı Sülbiye. İnsanlar gelecek ayaklarına batacak şimdi hadi. Hadi ama, dedim. Tamam. Ben temizlerim. İyi temizle o zaman. Allah Allah temizlerim. Sülbiye ne çorbası yaptın kızım? Domates. Çorba da yapmış benim yavrum. Dur bir bakayım. Bunun tuzu eksik. Abla bu ne be? Bu hamur gibi. Oo. Hacer Hanım'a da bakın. Gelin gibi giyinmiş. Yoksa yemeğe Ercep mi gelecek? Ya ana şuna bir şey de. Sülbiye sen gelin oluyorsun artık kızım, ayıp. Ben? Ortada. Ya çocuklar. Kravat bağlamayı bilen var mı içinizde? Şey diyecektim. Dur Safet vurma. Ya yenge ne oluyor ya? Hadi Burhan vur kapıyı da girelim artık. Ay soğuktan saçlarım bozulacak. Ana bak hiçbir terslik çıkmasını istemiyorum. Hepiniz çok dikkatli olun tamam mı? Oğlum çıkarsa kötü ses Kezbangillerden çıkar. Bizden çıkmaz. Biz akordumuzu yapıp geldik. Allah Allah. Doğru diyor Burhan'cığım. Biz ailecek sanatçı aileyiz. Kibarlık, incelik hepsi bizden sorumlu. Hadi lan. Burhan. Kezban saçlarımı kıskanıp kavga çıkarırsa ben karışmam. Ana sen sakın cevap verme. Kezban yenge ne derse sen hede tamam mı? Oğlum senin anan gün görmüş kadındır. Sen bunları babana anlat. Yengeye. Bana bak Hamide senin makyajın akmış, tazelememi ister misin he? Ya yine başlamayın ne olur ya. Hadi amcaoğlu ya ben çok acıktım. Dur. Öyle yemeklere falan saldırmak yok tamam mı? Ne yerseniz beğendik, çok beğendik diyeceksiniz anlaştık mı? Yenge bir şey de şuna ya. Ana özellikle sen. Ellerine sağlık. Ne kadar lezzetliymiş yemekler. Benim gelinimin yaptığı yemekler de ne güzelmiş diye Sülbiye'yi öveceksin tamam mı? Tamam Burhan tamam anladık. Baba sen de Kezban yengenin muhtarlığını falan öv. Oğlum jet sosisinden birinin evine gitmiyoruz ki. Allah Allah benim 40 yıllık köylüm Kılıbık Salim'in evine gidiyoruz. Ya baba lütfen ya. Ne? Biraz
Biraz daha ister misin Burhan? Sağ ol Sülbiye, teşekkür ederim. Ben bir kepçe daha alırım Sülbiye. Ülen filmci, bütün gün bir şey yemedin mi sen he? Nereden aldın Kezban yenge? Akşam yemek vereceğini öğrenince bütün gün hiçbir şey yemedim valla. Seni gidi seni. Eline sağlık kendim, çok güzel olmuş. Afiyet olsun baba. Bu köy yerinde nedense hep domates çorbası yaparlar. İnsan şöyle güzel bir brokoli çorbası yapar canım. Brokoli mi? Ne brokolisi be? İşte burası. Abi, sizi daha önce hiç görmedim. Kezban yengenin akrabası mısınız? Yok, resmi bir iş için gelmiştim ben. Öyle mi? Aslında daha erken gelecektim de arabam bozuldu yolda. Size zahmet şu kapıyı çalar mısınız? Tabii. Hacer kapıya bak kızım. Hadi. Hadi. Avni, senin burada ne işin var? Bu beyefendi Kezban yengeyi görmek istiyormuş. Siz kimsiniz? Benim Kezban Hanım'la görüşmem lazım. Niye? Size ne? Tamam, geç. İyi akşamlar, afiyet olsun. Abi ne işin var burada? Yemek artıklarını almaya gelmiştir. Şşt. Kezban yenge. Dışarıda seni görmek isteyen bir adam var. Aa, kimmiş bu saatte? Bilmiyorum Kezban yenge. Adamın biri seni görmek istiyor işte. Dışarıda bekliyor. Ben gidip bir bakayım. Özür dilerim. İzninizle. Hadi lan. Hadi bay bay. Bay bay. Buyurun, hoş geldiniz. İyi akşamlar Kezban yenge. Müsaadenle ben gideyim. Tamam abini, sağ ol. Teşekkür ederim. Güle güle. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Estağfurullah. Niçin gelmiştiniz? Ben Mudanya Kaymakamlığından geliyorum. Müfettişim. Adım Mecit. Sefalar getirdiniz müfettiş bey. Ben Esence muhtarı Kezban Pekmezci. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hakkınızda şikayet var Kezban Hanım. Şikayet dilekçesi burada. Sizi geçici olarak muhtarlıktan uzaklaştırıyorum Kezban Hanım. Yarın sabah görüşmek üzere. Görüşmek üzere müfettiş bey. Demek Simetri ile Curacı Bekir hakkında şikayet dilekçesi vermişler ha? Ne oldu Kezban Hanım? Kimmiş? Yüksek başarılarımdan dolayı muhtarlar muhtarı seçilmişim de takdirname vermeye gelmişler. Duydun mu? Curacı, bu takdirname tanıdık geliyor mu? Hatırlayamadım Kezban, neymiş bu? Köylüyü şahsi menfaatleri için işe koşmaktan, çalışmayanları tehdit etmekten dolayı Esence muhtarı Kezban Pekmezci hakkında yazılmış bir şikayet dilekçesi. İyi bak Curacı. Altında seninle Simetri'nin imzası var. Baba. Amca. Ben mi imzalamışım? Hiç haberim yok valla. Ana ne oluyor? Senin kayınbaban, yani benim daimi düşmanım Curacı,
beni kaymakamlığa şikayet etmiş. Amca ya. Hepiniz hayırlı olsun. Muhtarlık görevimden uzaklaştırıldım. Ne? 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 Sülbiye. Gel buraya. Ana. Sülbiye. Ana. Gel buraya. Ana. Ana. Ana dur. Ana. Ana canımı yakıyorsun. Ana. Ana. Bu iş bitti. Bizim suçumuz ne Kezban yenge? Sen sus. Cüreci Bekir'in oğlu olmakla doğuştan suçlusun. Ana ne olur. Ana yapma. Ya Kezban yenge. Kezban yenge yapma ya. Of, Kezban yenge lütfen ya. Bir yanlışlık olmalı oğlum. Doğru. Zaten ben en büyük yanlışı size kız vermekle yaptım. Ana ne olur. Ama zararın neresinden dönülse kârdır. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Hadi başka kapıya. Ana. Hadi. Ana ne olur. Kosaydın bari. Ben de öyle yapıyorum zaten. Seni sadece muhtarlıktan uzaklaştırmak yetmiyor. Köyden de uzaklaştırmak gerekirdi. İşte ona gücünüz yetmez. Hadi güle güle. Yapma ne olur. Ana ne olur. Evet. Hadi. İyi akşamlar Mehmet Bey. Hadi iyi akşamlar hepinize. Recep. Kezban Hanım'ın seni yemeğe çağırmaması çok ayıp. Olsun be Simet abi. Parayla değil sırayla demişler. Ben de Hacı Erim'le nişanlanınca bacanam Burhan'ı nişanıma çağırmayacağım. Çağırmayacağım. Bravo. Sana da bu yakışır kerata. Ne yaptın Recep? Nişan yüzükleri için para bulabildin mi? Sağ olsun. Avni bana borç para verdi. Aferin ona. Ateş düştüğü yeri yakar Ercep. Aşk acısını Avni de çok iyi bilir. Aşka düşmeyen aşk ateşini bilmez. Sen hiç aşık oldun mu Simetra abi? Kim? He? Ben mi? Ben aşık olacak kadar deli miyim kerata? Ama ben deliyim. Hem de Hacer'ime aşığım. Hem de deliler gibi aşığım. Gibisi fazla galiba. Sen çok yaşa Hemik Kerata. Hadi iyi geceler. Teşekkür ederim.
Cemile! Cemile! Kız Cemile! Ne oldu abi? İstanbul'a halanlara gideceğini duydum. Doğru mu kız? Evet. Desene aynı Türk filmlerindeki gibi son anda yetiştim. Artık gitmene gerek yok Cemile. Nişan bozuldu. Ne nişanı? Burhan'la Sülbi ayrıldılar. Ne? Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsam ekmek Musaf çarpsın. Cüreci Bekir Kezban Yengi hakkında kaymakama şikayet delikçesinde bulunmuş. Bu da nişanın bozulmasına neden olmuş. Ne? Yani şimdi Burhan'ın boşta mı? O da boşta, Sülbiye de boşta. Elimizi çabuk tutalım. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Ay, teşekkür ederim. Burhan'ım ben dur geliyorum. Kız, valizini unuttun. Aşk bu. Kimlere neyi unutturmaz? Bütün dosyalar bunlar. Teftişe mi geldi? 5 yıldızlı otele mi, anlayamadım. Günaydın Devrik Muhtar. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var? Sen görevden alındın. Soruşturmanın selameti için burada olmaman gerekirdi. Merhabalar efendim. Efendim? Bu uyuyor. Yok canım. Sana öyle geliyordur. Onu uyutmak için ilaç mı verdin yoksa? He! Yaptığım yolsuzluk ortaya çıkmasın diye onu uyuttum. Hem de senin kullandığın ilaçlarla uyuttum. Deli ilaçlarıyla yani. Tövbe tövbe. Adaletten kaçamazsın bayan pekmezci. Müfettiş bey. Müfettiş bey. Siz de kimsiniz? Ben şikayet dilekçesini veren örnek vatandaşım. Nasıl? Dosyaları inceleyebildiniz mi efendim? Müfettiş bey. Burhan. Niye var oğlum? İştahım yok ana, siz yiyin. O Kezban derisine uymakla aptallık ettik. Resmen bizimle alay etti. Hadi oğlum bir iki lokma bir şeyler ye. Gel Müslüman ana, yiyesim yok. Bir kız için üzülmeye değmez oğlum. Evlenmek mi istiyorsun? Al sana Cemile. Boylu, poslu, güzel, akıllı. Ana. Bundan böyle Kezban hiçbir dediğine inanmayacak. Senin yaptıklarına ne demeli baba? Bir delinin aklına uyup imza atarken oğlun mutluluğunu hiç mi düşünmedin? Ne bileyim oğlum, böyle olacağını bilseydim hiç imza atar mıydım? Oldu bir kere. Olan benimle Sülbiye'ye oldu. Böylesi belki de her ikiniz için de hayırlı oldu. Demek ki o deli Kezban'ın kızı sana kısmet değilmiş. Sen de bu yakışıklılık varken sana kız mı yok? Ana ne olur sus. Yarama tuz basma. Sülbiş! Tatlım. Yeter bu kadar odana kapandın Sülbiş. Kalk salona gidelim hadi. Çok üzüldüğünü biliyorum. Biraz bekleyelim. Zaman her şeyin ilacıdır kızım. Bak kendini kahretmekle bir yere varamazsın. Mutlu olmak benim hakkım değil mi teyze? Ben de Burhan da bunların hiçbirini hak etmedik. Tam evleneceğiz derken ayrıldık. Hem de bir hiç uğruna. Annenin ani çıkışlarını biliyorsun. Bekir'in yaptıklarına çok sinirlendi de ondan yaptı bunları. Bekleyelim biraz. Bakarsın Kezboş Hanım yumuşar. Annemi bilmezmiş gibi konuşuyorsun teyze. O yok dedim mi? İki cihan bir araya gelse onu kararından caydıramaz. Ben daha ölmedim Sülbiş Hanım. Senin mutlu olman için ne gerekiyorsa yapacağım. Bugüne bugün bana adıyla sanıyla Deli Hayruş derler. Senin mutluluğunla oynayanın alnını karıştırırım. Bu kız kardeşim Kezboş bile olsa. Ha? Sahi mi teyzoş? Sahi tabii. Canım. Ha şöyle gül bakayım ha. Canım canım. Hamide teyze, Hamide teyze. Ha nöbetçi gelin de geldi. Cemile sen gitmedin mi? Duyduklarım doğru mu Hamide teyze? Ha?
Burhan'la Sülbiye nişanı bozmuşlar, doğru mu? Ha? Burhan. Geçmiş olsun Burhan. Senin de gözün aydın. Avni'yle bir olup kına yakarsınız artık. Olsam müfettişi de kaymakama şikayet ederdim. Baksana görev başında uyuyor. Bir ara uyanıp dosyalara şöyle bir baktım. Yüz ifadesinden anladığım kadarıyla senin işin çok zor Kezban Hanım. Benim başım dik, alnım paktır. Kimseye verecek hesabım yok. Hadi hodri meydan. Bu işin peşini bırakmayacağım. Zaten müfettişin yüzüne bakılınca senin gidici olduğun anlaşılıyor. Ben gidince benim yerime sen mi muhtar seçileceksin? He? Geleceğin muhtarı benim. Yerinde olsam müfettiş gibi mışıl mışıl uyurdum. Tatlı tatlı rüyalar görürdüm. Çünkü sen muhtarlığı ancak rüyanda görürsün Simetri Efendi. Merhabalar. Aa, Hayruş Hanım. Simetri Bey. Ne işin var burada Hayruş? Ayol, bu teftişe mi geldi yoksa tatile mi? Huu, müfettiş bey. Efendim, uyansanız da balığa çıksak diyorum ha. Ben görevimin başındayım. Nerede kalmıştık? Vallahi ben deniz geldiğimde zat haliniz horul horul uyuyordunuz. Bastımda kırıldı zeytinin dalı, oy dalı, oy dalı. Kötüye düşenin böyle olur halı. Diller, diller oynaksın diller. Hacerim! Hacerim! Allah'ım, ben ne günah işledim de bu deliği benim başıma musallat ettin ya Rabbim ya. Hacerim işte! Ne oldu Ercep? Hangisi? Bunu de bunu. Ne var avcunun içinde? Bizi sonsuza kadar bağlayacak altınlar. Halkalar! Halka mı? Nişan yüzükleri. Ne olacak bunlar? Birini ben senin parmağına takacağım, diğerini de sen benim. Böylece de nişanlanmış olacağız. Ay, çok mutluyum Hacı Arif. Al Hacı Arif. Önce sen benimkini tak, al. Dur dur dur, gözümü kapatayım. Sonra utanırım. Hadi ama. Sen de mi utanıyorsun Hacı Arif? Yok yok. Sen vallahi delirmişsin. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Benim seninle nişanlanacağım aklın eriyor mu Ercep? He? Eriyor Hacerim, eriyor. Sen bana yüzükleri al dedin ya. Ben de aldım. Hadi nişanlanalım. Demek nişanlanmak istiyorsun. Ver şunu. Al sana nişan. Ama. Ne yaptın Hacerim? Git kendine uygun biriyle nişanlan. İster başka köyden, ister Bakırköy'den. Ya yeter, düş yakamdan ya. Çekil şundan. Ama kalbimi kırıyor Hacer. Ben seni seviyorum. Ama ben seni sevmiyorum delacık. Hadi git buradan, işim gücüm var benim. Anlamıyor musun ya? Çekil. Ercep, sen ağlıyor musun? Ercep, gel buraya, ben sana şaka yaptım, gel. Size çay ısmarlayayım mı lan? Lan utanma, sen kalkıp göbek atacaksın lan. He. Bana bak lan Avni.
Burhan'la Sülbiye'nin nişanı bozuldu diye bayram ediyorsun değil mi? He? Vallahi Kezban yengenin yerinde olsam ben de senin gibi Cüreci ailesine bir kız vermezdim yani. Tüp. Avni. Sana ne lan? Oo müfettiş bey, buyurun buyurun, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Müfettiş bey, şu bizim Kezban yengenin canını okuyacak mısınız? Benim kimsenin canını okumaya niyetim yok. Ben sadece görevimi yapmaya geldim. Buyurun müfettiş bey, ne içersiniz? Çay, kahve falan, ne? He. Bir kahve için. Kezban yengeyi muhtarlıktan men edeceksiniz değil mi? Bence gelen gideni aratır. Kezban yenge muhtarlığı bırakırsa onu çok ararsınız. Sen de amma yağcısın Avni. Sana ne lan? Merhaba, ben Saffet, sinema yönetmeniyim. Bana ne? Bu böyle olmayacak Sülbiye. Bir şeyler yapmak lazım. Ne yaparsan yap. Annemin yumuşayacağını sanmıyorum Burhan. Hele müfettiş köydeyken. Ne güzel evlenecektik. Hep baban yüzünden. Oldu bir kere. Geriye dönüş yok artık. Hayruş teyzem annemle konuşacağını söyledi. Hayruş teyze araya girerse anan daha da delilenir. İnat eder. Vereceği varsa da vermez. Haklısın. Anamın kara dediğine teyzem hak, teyzemin hak dediğine anam kara diyor. Başka çaresi yok Sülbiye. Gerekirse ikimiz birden anana yalvaracağız. Seninle evlenmezsem yemin ederim kendimi öldüreceğim. Böyle konuşma ne olur. Sana bir şey olursa ben ne yaparım? Kendimi ateş çemberindeki akrep gibi görüyorum. Hiçbir çıkış yolu bulamıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben de en az senin kadar çaresizim Burhan. Ama unutma. Aşk asla pişmanlık duymamaktır. Eğer acılar, hüzünler, ayrılıklar, gözyaşları olmasaydı adını aşk demezlerdi. Ne güzel konuşuyorsun Sülbiye. Yoksa Saffet'ten ders mi aldın? Yok canım. Bir kitapta okumuştum. Bunu ezberleyeceğim diye gözüme uyku girmemişti. Aşkımız için her şeye katlanmalıyız Burhan. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni. İstemiyorsan bırak perişan. Hayrola Hacoş'cum, neyin var şekerim? Sorma teyzoş. Bugün Ercep'i tarlada gördüm. Ayol ne var bunda? Ercep zaten gölgen gibi. Nereye gitsen peşinden gelir. İki tane nişan yüzüğü alıp gelmiş. Kendi aranızda nişan mı yaptınız yoksa? Gülme teyzoş ya. Çocukcağızın kalbini çok fena kırdım galiba. Ağlayarak gitti. Sana bir şey diyeyim mi Hacoş? Akıllıyla evlenip dünyanın kahrını çekeceğine, deliyle evlen dünya senin kahrını çeksin. Aman şekil. Teyzoş, çok biliyordun sen. Bana diyeceğine sen niye gidip deli simetriyle evlenmiyor? Ayol evlenmeyeceğim ne malum şekerim. Allah Allah. Hoş geldin Kezboş. Hoş bulduk Hayruş. Bakıyorum yine heyheylerin üstünde. Ne oldu ana? Müfettiş hakkında rapor yazdı mı? Uğraşmasanız da benle. Zaten o müfettiş yüzünden heyheylerim tepemde. Ben sana bir kahve yapayım ana. Sinirlerine iyi gelir. İstemem. Kahveyi müfettişe yap. Adamın aklı fikri uyumakta. Ayol o adamdan değil müfettiş. Zurnacı bile olmaz. İster misin hakkında kötü bir rapor hazırlasın? Keşke öyle yapsa. Bunlara iyilik yaramıyor. Köyün menfaatini düşüneceğim diye neredeyse beni dolandırıcılıktan götürecekler. Hacer aç kapıyı. Bana ne be? Sen kendin açsana. Burhan olabilir, sen aç. Ama deli misin be? Onun burada ne işi var? Bize fısıldaşacağız, açsanız da kapıyı. Ana, istersen açmayayım. Gelen kişi keyfini biraz daha kaçırabilir. Ercep mi yoksa?
Onun daha akıllısı. Hacer, bak kapıyı aç. Delendirme beni ha. Ben bir bakayım. Kapıyı kıracak ya. Yürü. Senin ne işin var burada? Senden babam adına özür dilemeye geldim Kezban yenge. Geç kaldın Curacı'nın oğlu. Geçti borunun pazarı Süreşe'nin niğde. Otursana Burhancığım. Oturma. Yok böyle iyi. Sus kız. Senden bir ricada bulunmaya geldim Kezban yenge. Ne olur yüzüklerimizi geri tak. Ben sülbiyesiz yaşayamam. Ama sülbiye sensiz kraliçeler gibi yaşıyor. Ana. Sen sus. Lütfen Kezban yenge. Bizi ayırma. Babam bir cahillik etti. Bunda benim de sülbeğin de bir suçu yok. Hacer. Şuna kapıyı göster. Alır. Güle güle Burhan, güle güle. Gitme, bir daha da gelme. Tövbe tövbe. Buranın ne suçu var Kezboş? Yazık değil mi çocuklara? Senin fikrini soran olmadı hadi. Sana söz hakkı vermeden de konuşma. Bak kızım, sevenlerin arasına Allah bile girmez. Sen kendini ne sanıyorsun be? Kız anasıyım. Sen kendini ne sanıyorsun deli hayruş? Ben de yarı anasıyım. Teyzeleriyim. Heh, teyzeymiş. Kıkırdama kız. Sende lider özelliği var Hamide teyze. Sen kesin aslan burcundansın. Doğru mu diyorsun Cemile? Vallahi bu köyü senden başka kimse yönetemez. Haklısın kızım. Bu yönetim boşluğuna el atmam lazım. Kezban kesin yolsuzluk yapıyor. Müfettiş hepsini bir bir ortaya çıkaracak. Muhtarlığa aday olursan oyum senin. Sağ ol Cemile. Seni de yardımcım yaparım kız. Ben senin gelinin olayım da başka hiçbir şey istemem. Hele bir muhtar olayım. Düğününüz benden kız. Sen de bu akıl olduktan sonra sen milletvekili bile olursun vallahi. Olurum değil mi Cemile? Olursun, olursun. Yaktım çıranı Kezban. Buyurun Sayın Curacı. Şimdi sizi muhtarlığa hazırlayalım. Hadi. Kezban'ım! Kezban'ım! Ne oldu? Müfettiş soruşturmayı tamamlamış. Herkesi muhtarlığa çağırıyor. Basın açıklaması yapacakmış. Basın mı? He. Baba, medyada gelecek mi? Ne medyası kız? Hadi gidelim. Müfettiş bizi bekliyor. Hadi. Ana! Sakin ol tamam mı? Bir şey olmayacak. Gör bak. Kimse öyle sana bir şey yapamaz. Benim alnımı ak kızım. Ben o koltuğa şerefimle geldim. Şerefimle de gitmesini bilirim. Hadi. Hadi anacığım. Hadi. Sonunda Kezban pekmezci saltanatı sona eriyor. Oh be! Kurtuluyoruz artık şu Kezban'dan. Durun bakalım. Dereyi görmeden paçaları sıvamayın. Bence sütsüzdür. Simetri abi, Simetri abi! Ne var kerata? Ne? Kezban yenge bana Hacer'imi vermediği için suçladın. Ulan deli. Kezban yenge bu köyden kimseye kızını vermez. Sen git en iyisi başka köye taşın. Belki o zaman verir. Çok aptalca bir laf abi. Ulan fırlatırım da bana. Aman. Hoş geldiniz Sayın Müfettiş Bey. Buyurun. Şöyle. Buyurun. Şöyle buyurun. Geçin. Hoş geldiniz. Müfettiş Bey, Kezban'dan kurtuluyorsun. Yorum yok. Efendim, küçük bir ipucu verseniz. Kezban Hanım gelmeden olmaz. Ama karar açıklandıktan sonra ben muhtarlığa adaylığımı resmen koyacağım da. Ben de. Ben de. Hmm.
Hamide? Bu ne hal böyle? Hamide değil Bekir'im. Yeni muhtar adayı Hamide hanımefendi. Kız beni resim edeceksin sen he. Bak çabuk git eve yoksa bacaklarını kırarım. Hepinize inat. Ben de muhtar adayı oluyorum. Aha. Benim sizden neyim eksik? Buyurun. Aklın eksik, aklın. Hadi kalk muhtarlığa gidiyoruz. Kezban yengenin durumunu öğrenin. Hadi. Kimseyi görmek istemiyorum amcaoğlu. Sen git istersen. Bütün gün burada kukuma kuşu gibi pilekleyecek misin Burhan? Canım çok sıkkın amcaoğlu. Sana bir şey diyeyim mi amcaoğlu? Kezban yenge sağ oldukça sen ancak Sülbiye'yi rüyanda görürsün. Daha yani bir fikrin varsa söyle onu yapalım. Ben senin yerinde olsam var ya Sülbiye'yi kesin kaçırırdım. Aklımdan geçmiyor değil ama Sülbiye buna yanaşmaz. Seni gerçekten seviyorsa kaçar. Başka şansınız yok. Yoksa ancak mahşerde bir araya gelebilirsiniz. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin gibi. Hadi gidelim. Ben gidiyorum. Dosyalar tamamlandı. Bu defa işi bitti. İşi tamam. Tamam. Arkadaşlar bir dakika ses sorarım arkadaşlar. Arkadaşlar ses sorarım susun. Şimdi müfettiş beyimizin hepimize yapacağı önemli bir basın açıklaması var. Onu dinleyelim. Yallah. Arkadaşlar hazırsanız açıklıyorum. Vermiş olduğunuz şikayet dilekçesi yerinde incelenmiş. Evet. Gerekli araştırmalar yapılmış. Kezban'dan kurtulmamıza dakikalar kaldı. Geri sayım başladı Bay Bekir. Gitsin Kezban gelsin muhtar koltuğu. Bütün dosyalar tek tek incelenmiştir. Kezban Hanım ve... Ve şikayetimizin ne kadar gerçek olduğuna karar verilmiştir değil mi? Tamam müfettiş bey. Tamam. Anladım. Kezban yenge. Kezban Hanım. Bir saniye Kezban Hanım. Siz örnek bir muhtarsınız Kezban Hanım. Muhtarlık sizin. Ben zaten Kezban yengenin suçsuz olduğunu biliyordum. Size söylemiştim. Ben de. Kezban yenge suçsuz. Ben sizi tebrik etmek istiyorum. Örnek bir muhtarsınız. Ben de. Ben sizinle iftihar ediyorum. Teşekkür ederim müfettiş bey. Rica etsem bu açıklamayı... Kahvede de yapar mısınız? Elbette. Peki sağ ol. Sülbiye. Sana gelmedim. Şimdi bir gören olacak. Hadi git buradan Burhan. Seni almadan bir yere gitmem Sülbiye. Burhan ne diyorsun? Delirdin mi sen? Başka çaremiz kalmadı Sülbiye. Anam bundan böyle imkanı yok seni bana vermeyecek. Bana da sokağa çıkma yasağı koydu Burhan. Ne yapacağız? Kaçacağız Sülbiye. Ne? Kaçmak mı? Şşşt! Sessiz ol Sülbiye. Kimse duymasın. Saçmalama Burhan. Kaçarsak ikimizi de öldürürler. Sülbiye'm biz ayrı kaldığımız her gün zaten ölmüyor muyuz? Öleceksek de beraber ölürüz. Allah korusun Burhan. Sen ölürsen ben bir dakika bile yaşayamam. O zaman kaçalım Sülbiye. Kezban Hanım, bana müsaade artık. Aa, nereye müfettiş bey? Görevimi tamamladım artık. Peki ne zaman dönüyorsunuz, biz sizi uğurlayalım. Yarın sabah yola çıkıyorum Kezban Hanım. Her zaman bekleriz müfettiş bey. Bu sefer olmadı yalnız. Tabii, gene gelirim köyünüze. Çok güzel bir köyünüz var. Gerçekten görevinizi başarıyla yapıyorsunuz. Sizin için çok güzel bir rapor yazacağım Kezban Hanım. Ne demek efendim, bu benim görevim. O zaman size başarılar diliyorum Kezban Hanım. Müfettiş bey, siz yarın sabah mı gidiyorum dediniz? Evet. Yarın sabah gelip beni alacaklar. Biz de Mudanya'ya gidecektik. Yarın Kezban'ı kontrole götürmem lazım da. Öyle mi? İyi o zaman. Yarın birlikte gideriz. Biz sizi rahatsız etmeyelim müfettiş bey. Estağfurullah efendim. Tabii ki gideriz. Sağ olun. Benim için de iyi olur. Ben de yolda iki çift laf eder, uyumamış olurum. Thank you.
geliyor Kezban'ım. Günaydın. Günaydın. Hadi günaydın, hazırsanız gidelim. Bey, günaydın. Kezban'ım arkaya geç. Arkaya. Hayır olsun. Çocuklara göz kulak ol. Biz kontrolleri yaptırır tamam. Geliriz. Kızlara da hastaneye gittiğini söylersin artık. Tamam canım. Sen merak et. Hadi. Olmaz. Hemen buradan uzaklaşmamız lazım. Yoksa bizi bulurlar. Burhan ben daha fazla yürüyemeyeceğim. Çok korkuyorum Burhan. Acaba kaçmaktan vaz mı geçsek? Anam kaçtığımı duyunca çok üzülecek. Artık yola çıktık bir kere. Geriye dönemeyiz. Peki nereye gideceğiz Burhan? Mudanya'ya. Asker arkadaşımın evinde birkaç gün kalırız. Nikahımızı kıydıktan sonra da ne yapacağımıza karar veririz. Mudanya'ya kadar yürüyecek miyiz peki? Burası ana yol Sülbi. Buradan vızır vızır arabalar geçer. Otostop yapacağız. Ne oldu? Yoksa kaza mı yaptık? Yok yok müfettiş bey yok. Müfettiş bey. Ben diyorum ki okulun açılış törenine gelir misiniz? Kurdeleyi siz kesersiniz he? Okul gelir mu? Misiniz? Tabii gelmez miyim? Müfettiş bey. Kezban. Aa, bir dakika Salim çok önemli bir şey söyleyeceğim. Müfettiş bey. Bizim köye bir spor kompleksi yaptırmak istiyoruz. Yapar mısınız? Tabii tabii çok iyi düşünmüşsünüz Kezban Hanım. Sağ olun müfettiş bey. Kezban adamcağız rahat bırak da uyusun. Uyumasın uyumasın Salim. Görev başında oyun var. Ne uyuyor? Tövbe tövbe. Bir araba Sülbiye. Kurtulduk. Bir araba geliyor. Dur! Dur! Hayrola çocuklar, bir yere mi gidiyordunuz? Sizi bırakalım. He? Aklını peynir ekmekle yemişsinler Cep. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin ya? Benim senle nişanlanacağımı anlayamıyor musun? Nasıl düşünüyorsun? Eriyor acelim eriyor. Eriyor hadi. Dur, dur, dur. Nişanlaştık. Herkesi mutlandaya çağırıyor. Basında açıklaması yapacakmış. Basın mı? Evet. Medyada gelecek. Ama sufleye cevap veriyor. Kolay değil tabii. Bunun ne işi var burada? Bunun ne işi var burada? Ablam evlenmesin diye bir yok mu geldi yoksa? Buranın eniştem. Buranın eniştem. Sen çok oldun ama. Sen çok oldun ama. Ne oldu? Ne oldu? Ya Barış ya. Niye böyle yapın? Niye evde tavuk yerken ağzına kemik yiyince ben hep tabağın altına sokuyorum. Annem kızar bana ama. Ne yapıyoruz? İki tane ağzımızı atıyoruz. Üçüncü yatarken. Tamam. Gel. Bir dakika ya gözümü kaldı. Dur dur. Bıktırma. Geçin canlarım. Ya oğlum inşallah. Otur. Otur çocuğum. Dur. Hoşuna gitti değil mi bu sahne? Evet. Saçları dışarı alalım bari. Dur yavrum.
Çünkü baba eve para getiriyor mu yoksa ona yansın? Baba kahvede ters düşüyor. Hasta olmuş eder, grip olmuş. Ondan sonra kapıdan böyle çıktı. Yenge yenge Kezban yenge azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge kurtar oldun Kezban yenge.